İspanya. Köklü tarihiyle Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri. Başta bir kralın bulunduğu ancak parlamenter demokrasiyle yönetilen İspanya'da 45 milyon insan yaşıyor. Ve bu parlamenter sistem ülkede 17 ayrı bölgeye özerklik tanımış durumda. İspanya'nın bu kendi kendini yöneten bölgelerinden en güçlüsü ise 7 milyonluk nüfusuyla Katalonya. 34 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Katalonya, İspanya tarihinde hep özerklik mücadelesiyle öne çıktı. Ünlü cellist Pau Casals'in 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Katalanlar için bir efsane olacaktı. But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. Bu tarihi konuşmadan 7 yıl sonra Katalanlar, General Franco'nun ölümü ve 1978 anayasasıyla kendi kendini yönetme hakkını kazandılar. O tarihte elde edilen otonominin kapsamı 2006 yılında genişletildi ve günümüzdeki şeklini aldı. Bugün bölgenin resmi adı Katalonya Özerk Yönetimi. Bir meclis, hükümet ve devlet başkanlığından oluşan yönetimin ilk başkanı ise bugün hala belli bir siyasi nüfuza sahip olan Jordi Pujol'du. İspanya, 16. yüzyıldan beri farklı halkların birleşiminden oluşuyor ve bu farklılıklar saygı görüyor. Ama İspanya'nın merkez çekirdeği çoğunlukla Kastilyanlar. Amerika'nın kolonizasyonu sırasında büyük çaba gösteren Kastilyan monarşisi, ekonomik ve dilsel açıdan bütün İber Yarımadası halkını sömürmek istedi. Portekizliler kaçtılar ama diğerleri kaçamadı. Ve Kastilyanlar diğerlerini asimile etmeye başladılar. Bugüne kadar başaramadılar ama baskı devam etti. İspanya'nın Fransa gibi olması gerektiğini düşünüyorlar. Çok merkezi, çok üniter ve çok homojen. Ama iyi ki İspanya bu değil. Peki bugünkü İspanya nasıl bir ülke? Madrid hükümeti özel Katalonya'yı ve diğer özel bölgeleri 1978 anayasasıyla kabul etti. Hükümet, yönetimleri yurttaşlara yakınlaştırma ve Katalonya örneğinde olduğu gibi bazı bölgeleri tanıyarak yurttaşların özgür iradeleriyle kendi yönetimlerini elde etmelerini vatandaşlık hakkı olarak görüyor. Otonomilerden oluşan İspanya'da özerk yönetimler gerçek İspanya'yı daha iyi yansıtıyor. Özerk yönetimin resmi dili Katalanca. Latin kökenli olan bu dil, eski Roma İmparatorluğu dönemine dek uzanan kökleriyle bölgenin yerel dili. Katalanlar, dillerinin yaygınlaşması ve canlı tutulması konusunda oldukça hassaslar. Katalanca 18. yüzyıldan itibaren politik nedenlerden dolayı resmi dil olma özelliğini kaybetmiş, bütün bir toplumun kültürel dili olmasına karşın politik açıdan koruma görememiştir. Ancak bizim kendimizi ifade ettiğimiz dildir. Ayrıca zengin bir tarihi olan bu bölgenin dili olarak burayı ziyaret eden yabancılarla sosyalleşme ve kaynaşma sağladığı için önemlidir.
İspanya'nın diğer bölgelerinden, Fas'tan, Avrupa'dan ve son yıllarda dünyanın her tarafından gelip buraya yerleşen insanlarla Katalanca iletişim kuruyoruz. Bölgede ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim Katalanca. Çeşitli dillerle Katalanca arasında sözlükler basılıp yayınlanıyor. Sırada Katalanca'nın Avrupa Birliği tarafından resmen tanınması talebi var. Özerk yönetim, eğitim, yargı, sağlık ve güvenlik alanlarında tam yetkili. Bölgede iç güvenliği de Katalonya Polis Teşkilatı sağlıyor. Ancak yönetim, dışişleri ve uluslararası ticarette İspanya'ya bağlı. Havaalanı, limanlar gibi dışa açılan noktalarda İspanyol memur ve güvenlik güçleri görev yapıyor. Katalonya zengin bir ekonomiye sahip. Bunu tarım ve turizmin yanında gelişmiş endüstrisine de borçlu. Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri burada yer alıyor. Ayrıca birçok endüstriyel ürün de dünyanın farklı ülkelerine Barcelona limanından ihraç ediliyor. Akdeniz kıyısındaki bu liman, tarih boyunca ticaretin merkezi olmuş ve yörede bugünkü zenginliğin oluşmasında büyük rol oynamış. Ekonomik bir çekim merkezi haline gelerek aldığı göçler, nüfusla birlikte yatırımları da arttırdı. Ticaret hacmi genişledi, refah yükseldi. Bölgenin bugün 27 bin dolarlık kişi başı milli geliri İspanya ortalamasının hayli üzerinde. Ancak Katalonya bu kazancını tüm İspanya ile paylaşmak istemiyor. Daha doğrusu bu paylaşımın adil olması gerektiğini savunuyor. Katalonya'nın parası önce Madrid'e, İspanyol hükümetine gider. Sonra bize geri döner. Biliyoruz ki İspanya'nın bir parçasıyız ve İspanya'nın parçası olmak için para ödemek zorundayız. Ama ödediğimiz yüksek miktarda para aynı miktarda geri dönmez. Bu anlamda birçok şey yapmanız gerekiyor. İspanya'ya ödediğimiz bu miktarı biz yüklenemeyiz. Bu paylaşım sorunu, Katalonya'da özerkliğin sınırlarını yüksek sesle tartışılır hale getiren en önemli sebeplerden biri. Katalonya'da milliyetçilik üç görüş arasında değişiyor. İspanya'ya entegre olmak, bu açık bir bağımsızlık hareketi. Ve ortada çoğunluğun pozisyonu, bağımsızlık istemiyorlar. Özerkliğin, kimliğimizin korunması ve kendi ülke projemiz için yeterli olduğunu düşünüyorlar. İspanyol hükümetinin baskısı doğal olarak Katalonya'nın bazı alanlarında gittikçe büyüyen ve bağımsızlık isteği yaratan bir tepkiye neden oluyor. Her şekilde çoğunluk, İspanyol devletinin içinde daha fazla özerklik, dillerine ve kültürlerine daha fazla saygı, daha fazla ekonomik ve politik güç istiyor. İspanya bunu kabul edebilir. Puyol'un bu sözleri, sokaktaki vatandaşın görüşlerinin bir özeti gibi. Şu anda bağımsızlığımız çok sınırlı. Daha fazla özellik gerekiyor. Ben Katalonya'nın bağımsızlığından yanayım. Her açıdan kabul edilebilir, yeterli, geniş bir özelliğimiz ve bağımsızlığımız var. Ben Katalonya'da özerkliğin bugünkü durumundan memnunum. Endüstri, pazar, turizm, her şeyimiz var ve iyi yönetiyoruz. Halkın farklı görüşleri meclise de yansımış durumda. Katalan Meclisi 135 milletvekilinden oluşuyor. Bugünkü sandalye dağılımının 2006 seçimleriyle şekillendiği mecliste boğa güreşlerini yasaklamaktan özerkliğe kadar birçok konu tartışılıyor. Bu salonlarda da gündemin değişmez maddesi özerklik. İspanya'nın bu otonomi modeli Katalanlar için yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Katalan toplumunun önemli bir bölümü Avrupa Birliği'nde bulunan bir devlette bazı şeylerin çok daha iyi olması gerektiğini görüyor. Daha iyi yaşayabilir, daha iyi altyapıya sahip olabilir, daha iyi hizmet alabilir ve dünyada daha rekabetçi olabiliriz.
Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını, bağımsız bir devlet olmasını isteyenler de var. Ülkede özerk yönetime sahip tek bölge Katalonya değil. 17 özerk bölgeden biri olan Bask bölgesi bunun için teröre başvururken, Katalonya'da bugüne kadar hiçbir ayrılıkçı terör eylemi gerçekleşmemiş. Elde edilen tüm haklar barışçıl yollarla kazanılmış. Katalonya, bugün yaşanan sorunları da tartışarak aşma konusunda kararlı. Bu yüzden ayrılıkçı Katalanların taleplerini de bir siyasi parti dile getiriyor. Bizim gibi Katalonya'nın Avrupa Birliği'nde olması gerektiğini düşünen insanların sayısı artıyor. Bizim devletimiz 100 yıldan fazla süredir var ve şimdi farklı bir seviyede özerkliğe ihtiyaç duyuyor. Katalonya'nın Avrupa Birliği içinde olması gerekiyor. Bizce insanlarımızın iki şeye ihtiyacı var. İki karara. Kendimiz için ne yapmak istiyoruz, ne olmak istiyoruz. Bence Katalonya dışarıya açılmalıdır. Bunun sadece insanlarımızın isteğine bağlı olduğuna inanıyorum. What we want to do, what we want to be. Katalanların büyük bir bölümü ise ayrılıktan değil, daha kapsamlı bir özerklikten yana. Bugün Katalonya'da kendi yönetimimiz çok güçlü. Bu sistemin çok iyi çalıştığını ve gelecekte de gelişeceğini düşünüyoruz. Katalonya'da 2006 yılında yeni bir otonomi yasası kabul edildi. Otonomus statü Katalonya'daki ana hukukumuzun ismi. Bunu İspanya parlamentosunda tartıştık. Katalanlar referandumla oy verdiler. Ve şimdi Katalonya'ya daha fazla güç veren 3 yıllık yeni bir yasamız da var. Bask ve Katalonya bölgelerinde bazı milliyetçiler bağımsızlık talep ediyor. Ben buna karşıyım. Hele bu talebi İspanya'nın diğer bölgelerinin fikrini almadan yapmak işi daha da kötüleştiriyor. Anayasaya bakmak ve sadık kalmak gerekir. Ayrıca Katalanların çok az bir yüzdesi bağımsızlık talep ediyor. Çünkü Katalonya asırlardır İspanya'nın bir parçası ve bizi Katalan yapan gelenek ve duygulardan vazgeçerek, İspanya'yı reddederek ayrılamayız. Çok sayıda Katalan kendini hem İspanyol hem Katalan hissediyor. Serbestçe tartışılan siyasi taleplerin renkli bir demokrasi yarattığı Katalonya, bir taraftan da çok kültürlü bir sosyal yapıya sahip. Bölgede çeşitli azınlıklar, farklı ırk ve kültürlerden çok sayıda insan bir arada yaşıyor. Bu renklilik başkent Barcelona sokaklarında hemen göze çarpıyor. İşte güzel bir örnek. Endülüs'ten gelenlerin 40. yıl dönümü bugün. Kentin en büyük kiliselerinden birinde yapılan törende şarkılar söyleniyor, dualar ediliyor. Geleneksel kıyafetleri ve coşkulu ezgileriyle Endülüslüler Barcelona'ya gelerek burada yaşıyor olmaktan duydukları mutluluğu herkesle paylaşıyorlar. Barcelona çok büyük kültürel çeşitliliği olan bir şehir. Ve ben bundan gurur duyuyorum. İspanya'nın ve dünyanın çeşitli şehirlerinden gelmiş farklı insanların karışımı. Gelenekleri, ruhlarıyla buraya geliyorlar. Sizin de gördüğünüz gibi bugün bunun çok güzel bir örneğini yaşadık. Barcelona cumple 40 años. Barcelona tarihi ve kültürel dokusuyla da oldukça etkileyici. Kentin her köşesinde bir sanat etkinliğine rastlamak mümkün. Resim sergilerini gezmek, müzelerde dolaşmak isteyen sanatseverler her zaman bir şeyler bulabilir burada. Antonio Gaudi'nin muhteşem eseri La Sagrada Familia Katedrali gibi.
Kentin dünyaca ünlü simgelerinden biri olan katedral, turistlerin gezi ajandasında ilk sırada. Sürrealizmin kurucusu ünlü ressam Salvador Dali'nin eserlerine de ilgi büyük. Dali, yıllar geçse de değerini yitirmeyen yapıtlarıyla hala yaşıyor. Barcelona Belediyesi bu renkli kentten gelecek her talebe açık. Halkın isteklerini belediye meclisinde dile getiren bir yurttaş temsilcisi var. Temsilci meclis oturumlarına katılıyor, halkın isteklerini aktarıyor ve karar sürecine oyuyla katılabiliyor. Katalanların resmi bir milli takımı yok. Ama milli takım statüsüne yükselttikleri bir ekip var. Barcelona futbol takımı. Katalan milliyetçilerin sembolü olan kulübün başkanı Juan Laporta da ülkedeki siyasi tartışmalara katılıyor. Laporta, özellikten de ötesini isteyenler arasında. Ben bugünkü otonomiyi yetersiz görüyorum. Katalonya'nın bir millet olarak kendi devletini kurma ihtiyacı var. Uluslararası'nda temsil edilmek ve rekabet etmek için devlet olması gerekiyor. Böyle devam ederse bu Katalonya'nın haklarımızın sonu olacak. 2014-2020 gibi bağımsızlık tarihlerini saygıyla karşılıyorum. Ama bu kadar bekleyemeyiz. Ya, en estos momentos, no podemos esperar más. Halksa Laporta kadar aceleci görünmüyor. Günlük yaşam her zamanki temposunda akıp gidiyor Barcelona sokaklarında. Özellik konusunda farklı görüşler dile gelse de herkesin ortak hedefi daha mutlu bir yaşam sürme isteği. İspanya hükümetinin eski Sanayi ve Turizm Bakanı, önceki dönem Barcelona Belediye Başkanlığı da yapan İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi Juan Clos, bir Katalan olarak otonomilerin ülkesine yaptığı katkıdan memnun. Eğer ülkemizde yaşayan sıradan insanlara neden mutlu olduklarını sorarsanız alacağınız cevap çok açıktır. İspanya'nın demokratik bir ülke olmasının yanında ekonomik gelişme ve en önemlisi farklı bölgelere tanınan oldukça rahat ve yüksek bir yaşam standardı sağlayan özerk yönetim ve tüm bunların getirdiği mutlu bir yaşam diyeceklerdir. Happy way of living there now in Spain. Tartışmalar İspanyollarla Katalanlar arasında, hatta Katalanların kendi içinde de daha süreceğe benziyor. Ancak herkesin ortak bir kazancı varsa, o da birlikte yaşama konusunda geliştirdikleri yüksek kültür olmalı.